sonra daha hani yapmamaları gereken şeyler yapmaya başlamışlardı. En azından bu noktada disiplin konusunda nasıl bir yol kat ettiler onu göreceğiz bu maçta. Yapılacak tercihlerden şimdi yasaklama seçme ekranındayız. Ve benzer yasaklamalarla devam ediyoruz. Evet, bu arada çileklerin bir tane yasaklama cezası var. Yapılan duraklatmada sanırım bir kural ihlali olduğu için şu anda iki yasaklama yapacak sadece çiçekler. Sence bu seçim ekranını etkiler mi? Yasaklama zamanı çiçekleri. Tabii ki mavi tarafta oynasalar bile muhtemelen onlar rakibin güçlü olduğu nokta atışı şampiyonlar yasaklayacaklar. Kalista bir nedeni OP'ler dediğimiz şampiyonlar açıkta kalacak. O zaman bir ormancı daha yasaklamışlar sanırım. Nidalee yanına ne gelmişti? Yine Kadir'e karşı. Nidalee yanına hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum ama son olarak Gragas yasaklaması bu yasaklamayı pas geçecek çilekler dediğin gibi. Gragas ve Shen bu arada hani az önceki maçta can sıkan şampiyonlardı. Beşiktaş'ın bu noktada canı birazcık sıkılmış. Ve onlar da bakalım yani Vredem'in açıkta olduğu bir maçtan bahsediyoruz. Brown, Karma yani OP'lerin açıkta kaldığı bir maç gerçekten. Ve Karma, Konya'nın en fazla tercih ettiği şampiyon son dönemlerde. Bu arada Twitch chat'ten hemen cevap geldi. Elis. Elis yasaklamıştı. Penki Karma tercihinde bulundu ilk seçimden. Bakalım Karma desteğe mi gidecek yoksa orta koridora mı? Çok esnek bir tercih. Üst koridora bile gittiğini görebiliriz ama Penki'nin çok da şampiyon havuzuna kendi oyun stiline uyan bir şampiyon değil. Şimdi Beşiktaş oyun hizmetleri iki şampiyon tercih edecek. Kadir'ine Rexa'yı yönelir mi acaba? Yoksa Elis açık mı? Yani Elis yasaklandıysa bir bildikleri vardır ama az önceki Rexa'yı performansı bence hiç fena değil. Yani takımda iyi giden bir şey varsa Kadir'di. Evet, evet. Diye söyleyeceğim. Scarface olsun, hani Rogo olsun bence çok çok kötü performanslar. Immortor'u kritik anlarda yanlış kararlar verdi. Rube'yi herhangi bir suç atamıyorum çünkü Rube hani oyun yapabilecek müthiş bir mekanik şampiyon seçmemiş. Yani Ezreal seçmiş nihayetinde ve yapabileceği şeyler belli. Dürtüp son vuruşu yapma peşindeydi daha çok. Bu arada evet, Elis yasaklanmasında bir sebebi varmış bu noktada gördük. Yani Karma ile Brown'u aynı oyunda görmek bu arada da hani son dönemlerdeki trendi düşünecek olursak da enteresan bir gelişme diyebiliriz. İki tane Robin. Evet, Robin de yine kalbini gönderdi. Şanslı bir insan artık. Tabii Gragas yasaklı olduğu için biraz moral düşmüş gibi Robin'in. Ya, ama da Rex'i seçmek zorunda kalacak sanırım. Yani baktığımızda evet. Nidalee ve Gragas yasaklı. Elise rakip takıma gitti. Muhtemelen. Bu noktada tabii birazcık daha Karma önceliği vardı. Bir ihtimal mesela son dönemlerde yine ufak ufak oynanmaya başlayan Zeke var. Ama görürüz maçta bir soru işareti. Lucas'ı Sivir'in üzerinde duruyor ilk maçtaki gibi ama gelecek mi bakalım yoksa Jhin'e mi çevirecek? Ya tam bir koş koş kompozisyona doğru gidiyoruz şu an. Evet, hem Sivir hem Karma. Yanına Trundle geldi. Oo, ya düşünsene şu an Trundle'ın kendi krallığı içerisinde Karma'dan ve Sivir'den hızlandırma aldığı bir saniye. Herhalde Olaf kadar hızlı bir şekilde rakibin içerisinde olabilir. Hayaletli bir Olaf kadar. Aynen. Şu anda Immortor'u görüntüde Beşiktaş oyun hizmetleri 2 seçim yapacak. Ruvelius Jhin'in üzerinde duruyor. Bakalım Jhin'i seçecek mi? Diğer tarafta da Immortor şu anda Nar seçiminin üzerinde duruyor. Nar Trundle'a karşı çokça yapılan, tercih edilen ve koridor aşamasında gayet güçlü bir tercih. İşte o 3 boncuk tercihi en çok Nar'a karşı işe yarıyor. En azından oyunun erken döneminde Nar'ın o otomatik saldırının bir şekilde üstesinden gelebiliyorsunuz ve onunla aynı minyon seviyesinde, sayısında kalabiliyorsunuz. Benzer bir eşya dizimi bakalım Pank'den görecek miyiz? Gerçi de eşya dizim bu arada. 3 tane eşya alıyorsun oyuna çıkarken. Bir de alıyorsun yanında iksiri. 4 tane eşya dolu dolu. Evet, Juvelius Lucian tercih etti. Vakti gelmişti demek ki. Ve belki League of Legends'ın şu andaki en güçlü koridorlarından bir tanesi. Brown Lucian koridoru. Hakikaten çok etkili. Sivir'e karşı çok etkili bir şampiyon ayrıca. Yani nihayette ultinin bir kısmını. Bir pıtını mı? Sivir'le durduruyorsun. Aslında birkaç mermisini engelliyor. Yani işte artık ne kadar olsa. Tam onun hasarını hesaplamak da zor bir iş bu arada. Bu arada o Lucian'ın ışınına karşı, o Q yeteneğine karşı da çok zor Sivir kalkanı kullanıyor. Evet.
biraz daha tahmin etmek lazım. Aynen. Sadece refleksle yapılacak bir iş değil o. Çok kısıtlı bir aralık var. Onu yani tahmin etmek de kolay bir iş değil dediğin gibi. O yüzden genel itibariyle aslında Lucian, Sivir'in hiç sevmediği bir şampiyon tipi. Minyon dalgasını hızlı bir şekilde ittirebiliyor. Ve evet. Cassiopeia geldi bir de yanına. Hecarim tercih etti Shrek'ler. Robin Rexha'yı tercih etmek zorunda değilmiş. Bunu gösterdi bize. Dediğim gibi aynen. Ve aslında son dönemlerin yükselen yıldızı Cassiopeia oldukça güçlü. Son dönemlerde o büyücü değişikliklerinden sonra sürekli buff aldı ve bu bufflar da sonuç verdi. Sürekli hasar, görev kontrolü, ultisiyle kitle kontrolü, yapmadığı botundan ötürü ekstra bir eşya slotu. Yani Cassiopeia'nın çeşitli güçleri var. Eskiden pasifi sayesinde oyunun sonunda çok güçlü bir şampiyonu dönüşüyordu. Bu arada böyle deme geldi. Tabii kontrol büyüsü ne kadar sayılır? O bir tartışma konusu. Genelde Cassiopeia'nın üzerine koşmak istemezsiniz. Yani koridor safhasında daha çok ondan kaçmak istersiniz. Biraz önce de mantığı koridor safhasında sürekli rakibin üzerine koşmaktan geçtiği için aslında enteresan bir eşleşme bu. Hangi tarafın daha çok işine gelecek onu göreceğiz hep beraber izleyerek ama Vladimir özellikle eşya düzeninde ruh gömmeyine öncelik verdiği için Cassiopeia'nın belli bir döneme kadar canını sıkacaktı diye tahmin ediyorum. Ve şöyle bir şey daha var. Koridor safhası geçildikten sonra bu koş kompozisyonu hani çileklerin kurduğu Hecarim, işte Trundle, Sivir, Karma rakibin üzerine o kadar hızlı gidebilir ki Beşiktaş ekibi olarak hani ilk sıradan mobil sizi tehlikeden koruyacak bir şeylere ihtiyacınız var. Burada bence Elise güzel bir tercih oldu. Çünkü kendinizi o tehlikeli ultinin ve rakibin son hızlı üzerinize gelmesinden bir şekilde kurtarma şansınız var. Vladimir de güzel bir tercih aslında burada. Çünkü yani kayboluyorsun haritadan bir süre boyunca ve hasardan, o kombodan kaçma şansın oluyor. Burada en çok dikkat etmesi gereken oyuncu, şampiyon Ruve ve Lucian. Pozisyon alma konusunda belki de nişancıların arasında çok ayrı bir yeri var Lucian. Ama en son Ruve'yi Lucian'da izlediğimizde sürekli duvarlara kafa atan, o amansız takipte hiç olmadık işler yapan, sonrasında sıçrasını kullanan bu takıma karşı onu yapamazsınız. Çünkü rakipte Cassiopeia var, Hecarim var, üzerinize son hızla gelecekler ve bir bomba combo durumu da söz konusu. Hani Hecarim'in ultisinden sonra o yüzden özellikle Ruve'nin bu maçta son derece odaklı oynaması gerekecek. Çünkü yine asıl hedef olacak. Az önce Madness nasıl sıçrayarak ona son vuruşları yapıyordu. Bu sefer bir takım halinde gelecekler üzerine. Evet ve bakalım serinin ikinci maçına geçiyoruz. Bu sefer çilekleri mavi tarafta, Beşiktaş oyun hizmetlerini ise kırmızı tarafta izliyor olacağız. Sihirdar Vadisi'ne hoş geldin. Ve çilekler seride şu an 1-0 önde. Bakalım bu karşılaşmada galip gelmeyi başarabilecekler mi, yoksa Beşiktaş geçen hafta hiç galibiyet alamamıştı. 0 puanla kapatmıştı. Bu hafta bir puan ekleyebilecek manasında, en azından bir puanla başlangıç yapabilecek mi, onu görmüş olacağız. Bu arada Lucchese'ye değinmemiz lazım. Yani Cassiopeia bu sezonun başında, bu sene ciddi bir değişiklik geldi. Sen de bahsettin ama geçen sene Lucchese'nin main şampiyonuydu. Ve Darkness'ta da hatırlayacaksın. En fazla oynadığı şampiyonu diyebiliriz. Pank'i yakalandı orada. Üzerinde tutuşturdu var. Sıçramak zorunda kaldı Pank'i ve buradan uzaklaşmayı başarıyor. Birinci dakikada sıçrasını aldılar Pank'i. Ve şu an artık iş, eğer koridor değişikliği gelmezse Scarface'de, ki bence çileklerin bu koridor değişikliğini istemesi lazım. Hem aşağıdaki o ikiliden kaçacaklar Madness ve Cognac. Bir taraftan da Nar'dan Trundle'ı kaçıracaklar. Bu onlar için müthiş bir koridor değişikliği olur. Ve Beşiktaş bunu fark edemedi. Şu an Lucian'ın üzerinden yürüdüğü bir totem var Braum'la beraber. Çilekler dünden razı bu koridor değişikliğine. Biraz oraya gidiyor Lucian'a Braum. Ya döndüler onlar da. Döndüler. Ama ondan da haberi var şu an çileklerin. Yalnız şu anda 3 kişinin karşısına gidiyor Cognac. Orada çok dikkatli olması lazım. Bakalım bir totem bıraktı kırmızı güçlendirmeye ve Rogue'un görüşünü alacak sanırım orada. Evet. Üst koridorda tabii Ruvelius'un biraz tecrübeden geri kaldığını görebiliriz. Biraz bakmamız lazım. Üst koridorda kaç minyon? Ölmüş. Şu anda 3 milyon kaçırdı Ruelius. Aynı şekilde bu arada aşağı koridorda da Scarface birazcık önde. Trundle oraya geç gitme durumu oldu ve iki tarafında belli avantajları var. Bakalım hangisini daha ağır basacak. Bence şu an Pank'in işi kolay olmayacak o koridorda. Evet, çok haklısın. Ve Doran'la da başlamış. Bakalım. Evet. Bu arada hemen geri döndü.
hızlı bir şekilde ittirip böyle bir avantajı var ve Pank'in ışınlanması olduğu için yukarı koridora ışınlanabilir ve kule altında en azından birazcık tecrübe kazanabilir veya hiç oralı olmayıp oradan uzaklaşıp. Şimdi orta koridora bir baskın geliyor. Kozo'dan çok iyi sıyrıldı bu kez. Arındırı da yoktu. Hayaletini kullanıyor eğer. Kozo tutsa skor gelebilirdi burada. Kesinlikle. Bu arada şundan bahsetmek lazım. Genelde bir koridor değişikliğini sadece çilekler maçında görüyoruz. Yani herhangi bir profesyonel arada bizim ligimizde veya diğer liglerde bu tarz bir koridor değişikliği görmüyoruz ama çilekler şu ana kadar bunu iyi yapıyor çünkü oyunun erken safhasını gayet iyi geçiriyorlar. Sivir avantajını burada çok iyi kullanıyor. Sivir'in koridora erken gelmesi, minyon dalgasını hızlı bir şekilde rakip üzerine ittirip kule altına hapsetmesi rakipleri böyle bir esneklik yarattı. Normalde Lucian'la Braum'un koridora aynı süre içerisinde, aynı dakikada geldiğini düşünecek olsak böyle bir şansları olamaz kesinlikle. Ve şuna dikkatini çekmek istiyorum. Şu anda yine çilekler alt koridorda avantajlı çıktı. Koridoru daha erken giden taraf. Evet. Ve o seviye avantajı devam edecek. Üst taraftan da Beşiktaş oyun hizmetlerinin minyonları sanki şu an biraz daha fazla gibi. Trundle'da tecrübe farkını kapatacaktır. Ama Beşiktaş en azından buraya gidip müdahale etti. Yani karşılık verdi. Evet. Ve aynı şekilde ittirme şansı olmadı çileklerin. Dönen Scarface'e ekstradan bir uzun kılıç aldı. Şu an orada biraz daha canını sıkacaktır. Şimdi orada koridora bir baskın var. Hem Kadir'den hem de Rogue'dan sıçrası var Lukezi'nin. Sıçrasını kullandı ama Rogue da sıçrıyor ve orada skoru istiyor Beşiktaş oyun hizmetleri. Son vuruşu Immortor yapmayı başardı ve serinin ikinci maçında bu sefer ilk kanı alan taraf Beşiktaş oyun hizmetleri oluyor. Öyle şey, Western filmlerinde kovboylar böyle karşılıklı durur ya, herkesin bir hamle yaptığı an olur. Herkes bir anda sıçradı, sıçradı, sıçradı ve Beşiktaş skor almayı başardı. Tam bir face-off oldu orada ve buradaki çok büyük minyon dalgasını da kaçırmasını sağladı. Evet. Bu da ekstradan bir bonus. Hem şu anda Kadir ve Rogu sıçra kullandı o baskın için. Sadece Immortal hiçbir şey kullanmadan skor olan taraf oldu. Yani tabi Arındır da tercih etmesi Lukezi'nin. Karşıda Elis gibi bir ormancı olunca çok baskın açık yapıyor orta koridoru ve önümüzdeki 4 dakika boyunca sıçrası olmayacak Lukezi'nin. Hayaletin de bekleme süresinin gelmesi yaklaşık 1 dakika var. Ama yani Vladimir'in oyunun başında böyle bir avantaj elde etmesi çok önemliydi. Immortal'ın ellerinde Hayal Pelin'in dediğin gibi çok önemli bir eşya. Diğer tarafta sadece gözyaşı da geldiği için bu noktada Lucchesi ve iksiri de yok. Yani oradaki takaslardan Immortal'ın %100 galip çıkması gerekiyor bu dakikadan itibaren. Evet. Tabii biz baskınları görürken ormanda hala farmlayan bir Robin var. Yaklaşık iki kamp önde ama... Ben görüşeceğim size diyor. Bir alt olayım ben. Senin oraya tecrübe puanı çalmaya mı geldi Robin 6. seviye olmak için? Alt olup ultim atacak mı? Vladimir'e enteresan olmuştu. Bakalım. Olamadı 6. seviye. Belki de takım arkadaşım birazcık burada arkasını evet, kolladı. Daha tecrübe puanında da bir hayli var çünkü. Orada birazcık daha şey, güvenli. Çünkü Elise'in yerini bilmiyorlar. Takım arkadaşının sıcası yok. Orada canı sıkılabilirdi. Böyle bir geldi kolladık. Pışpışladı ve geri döndü. Evet, şimdi tabi Robin nerede olduğunu biliyor Beşiktaş oyun hizmetleri ekibi. Yani bu kez yarı canını kaybetti. Of. Bu çok kötü çünkü iksir yok. Parası yetmedi iksir almaya. Ve geri dönüyor. Ve oyunum geri dönecek bakalım oyunu. Yok, bir totem bıraktı arka tarafa. Evet. Ama belki de geri dönmesi kendisi için daha hayırlı olabilir. Çünkü Elis kule altına girmeyi çok seven bir şampiyon. Dişleri kullanarak 20-20 canını doldurmaya başlıyor Lucchesi. Bir combo daha yerse ultiyle beraber şansı yok. Şu anda ultiyle beraber hatta skor almayı bile deneyebilir Immortor'u. Hayalisi var Lucchesi'nin. E'yi channel etmeye başladığı anda Lucchesi'nin hemen geri dönmesi gerekiyor. Uzaklaşması gerekiyor oradan. Çünkü geçmişte görmüştük. Yanlış hatırlamıyorsam Fox muydu? İlk Vladimir'in değişikliğinden sonra orta koridorda oynayan oyuncu. Böyle bir pozisyonda rakibinde hiç böyle beklemediği bir hasar çıkardı. Ve skor almayı başarmıştı. Schalke'nin orta koridoru. Schalke diyorlar. Biz Schalke diyoruz ama Schalke'ymiş. O ne? Kadir. Kırmızı güçlenmeyi buldu orada ama Robin de çok yakın. Tam rakibi çarpıyor Robin'in. Ve Kadir almayı başarıyor kırmızı güçlenmeyi. 6. seviyeye ulaştı böylelikle. Kadir bu %50'lerin hepsini neredeyse kazandı bugün. Evet. Çok iyi bir iş. Yani ilk kendisini gösterdiği maçta böyle bir başarı da gerçekten göz kamaştırıcı. Aşağıda tabii biraz daha duruldu bu koridor.
Evet. Sürekli git gellerden sonra. 60 milyona ulaştı nişancılar neredeyse ve henüz üstüne dönmediler. Bu arada Sivir'in sevmediği bir destek şampiyonu varsa, hani nişancıdan bahsettik, bir de Braum gibi bir gerçek var. Her şeyin engelliyor. Lükez'in üzerine yöneldi. Büyük bir can çekti orada Lükez'den. Aynı şekilde hasarını verdiğini görüyoruz. Şu anda 10 milyon üstün Immortor'u. Peki bu maçta sence Ruvelius yoğun mu karavaltı mı, yoksa cam içen bombardıman topu şeklinde eşya tercihi mi yapacak? Karabaltayla yoğun mu? Bence Ruvelius'un stiline uygun. Hani mantığını geçtim. O şekilde dans etmeyi çok seviyor. Bekleme süresinde azalma, rakibin zırhını delme vesaire. Bunlar daha çok ilgisini çekiyor beni diye düşünüyorum. Bu göreceğiz tabii ki. Şimdi Koenig alt tarafta Rogue'u yakaladı. Mendes'in ultisini kullandığını görüyoruz. Robin oraya yakın. Rogue'un sıçrası var. Bitkinlik geldi üzerine. Rogue'un üzerine atıldı Robin ve orada skoru almayı başaracak mı? Çok az canı kaldı Rogue'un. Son vuruş orada. Konyak yapmayı başarıyor. Ve bu skor için Konyak hem sıçrasını hem bitkinliğini kullandı. Aynı şekilde Robin de hayaletini kullandığını görüyoruz ama Robin ultisini kullanmadı. Tam ultisini kullanacağı noktada aslında Beşiktaş burayı çok da iyi oynadı. Tam ultisini kullanabileceği bir pozisyonda Robin'i sersemletmeyi başardılar. Dördüncü yük geldi, zaten ondan sonra sıçradı Rogue'u. Ama hesapta olmayan şey Konya'nın orada bağıydı. Ve alev ejderi burada içerikler. Bu ejderi istiyor. Orta koridora Kadir'in yaklaştığını görüyoruz. Lükez hemen o baskından kaçmak için ejdere doğru yöneldi. Yalnız hayaletini kullandı Lükez'i. Bakalım bu ejderi alabilecek mi çekler? 2000'e kadar indi ejderin canı ve bırakmak zorunda kalıyorlar. Evet. Burada iyi durdu. İşte hatta devamında kendini mi alacaklar? Evet, evet. Kadir devam ediyor ve bedava bir alev ejderi gidecek Beşiktaş oyun hizmetlerine. Kadir orada ejderin canının resetlenmesini istemedi ve çileklerin başladığı işi kendisi bitirmeyi başarıyor. Çilekler muhtemelen rakibin kendilerini kaçırıp hani orada bırakacağını düşünmüş olabilir. O yüzden pozisyonlarını kaybettiler. Yani Kasiopya varken orada alev ejderiyle beraber bir oyun yapmak isterler miydi? Bilmiyorum ama rakibe gerçekten dediğim gibi bedavadan bir alev ejderi hediye etmiş oldular. Bu arada Ruve şu an AMK kılıcı, iki tane uzun kılıcıyla cam muhtemelen cam dışarı gidiyor. Beni yanıltıyor bu noktada. Beklemezdim Ruve. Valla. Hayal kırıklığı. Ama tabii ki şöyle bir şey var. Bu eşya düzeninin özelliği oyunun sonunda daha fazla hasar veriyor oluşuyor. Hiper taşıyıcı yöntemi diyeceğim. Hı-hı. Öbürsü ise birazcık daha orta, oyunun orta döneminde savaşçı ve rakibin zırhını biçen bir eşya süreci oluyor. Eşya döngüsü oluyor. O yüzden bu noktada Rüve ölçtü biçti ve bizim maçlar zaten en az bir 50 dakika sürüyor, ben oyunun sonuna yatırım gibiyim dedi. Belki de burada şey, öğrenilmiş çaresizlik dediğimiz olayı Rüve yaşıyor olabilir. Hadi bakalım, üst koridorda Pankibor'da Doran Kalkan ile başladığı için orada yıkılacak mı? Hayır, kalkanını kullanınca, kapı gibisini kullanınca devam etmedi. Doran Kalkan ile başladığı için sanki biraz can yenileme konusunda sorun yaşamış gibi görünüyor ki, sen eğer o yenilenme boncuğuyla başlarsa çok daha rahat bir koridor aşaması geçirebileceğini söylemiştin. Şu anda yaklaşık 15 milyon geride. Şeyin etkisi var. 3 tane boncukla da başlasaydı sonuç yine aynı olacaktı. Çünkü sıçramasının olmayışının etrafına oynamak durumundaydı. Bence hiç de fena değil bu arada şu ana kadar yaptığı iş. Evet, o koridoru hiç göremedik ama en azından skor vermedi Penki. Yani Gnar'la Trundle'ın ilişkisini düşünecek olursak bence iyi yaptı bu arada. Koridor, Immortor da geldi. Madness ultisini kullanıyor. Sıçra geldi orada Madness'tan ve bu baskından, 4 kişilik baskından uzaklaşmayı başarıyor çilekler. Ve şifasını da korudu Madness. Evet, ama karşında burada kuleyi kaybedebilir. Hatta şu anda minyonları kaybetmeye devam ediyor. Immortor canının yarısını kaybetmiş bu arada. Hayaleti kullandığını görüyoruz onun da. Yalnız Beşiktaş hiç hissettirmeden 1560 fark yakalamış durumda. Bunun da önemli Madness kısmı. Bir hayli dürttü orada Madness'ı. Koridorlardaki minyon farklarından oluşuyor. Yani yukarı koridorda 20, orta koridorda yine 20'ye yaklaşan, aşağı koridorda ya toplamda haritada nereden baksan bir 50-60 minyon fark yakalamış durumdalar. Bu da tabii minyon da kendisini hemen belli ediyor. Rogue'dan güzel bir kapı geldi ve bir kere daha o kırmızı güçlendirmeyi istiyor Kadir. Kadir 4-4 yapacak mı? Hatta skor isteyecek mi orada? Şimdi Robin'in... Robin ölü taklidi yapıyor şu an. Robin şimdi Kadir'in üzerine gitti. Kırmızı güçlendirmeyi almayı başardı. Rogue da geldi yan taraftan. Robin de kalmış, ben Kadir'de kaldılar.
Evet, sonunda Robin bu %50'lerden bir tanesi kazanmayı başarıyor. Evet, Robin orada Kadir'i gördü ama totemden belli etmedi gördüğünü. Doğru şarpı almayı başardı. Şimdi hayaletini kullandı Robin'den. İki kişiye gelen bu ulti. Rogue'u skorunu almayı başarıyor. Hatta Ruvelius'a devam edecek. Sıçrasını kullandı Ruvelius. Kırmızı güçlendirmesi var Robin'in. Bir de bitkinlik geliyor Konyak'tan ve 2'de 2 yapan bir Robin. Konyak yine hem sıçrasını hem bitkinliğini kullandı. Yine 2 skor çıkardı alt taraftan Çilekler. İlk baskında sadece Rogue'u almışlardı. Bu sefer Ruvelius'u aldı. Bu çok saçma. Hani başka bir şey diyemiyorum çünkü görmüşsün olayı ya. Gördün az önce orada. Senin ormancı gitti kafa kafaya kapıştı o Trundle'la, sen kulenin altındasın, rakibin kulesinin altısı çıkıyor ve rakip de o kırmızıyı almış, Hekarim'den bahsediyoruz. Rogue orada ultisini de kullanmıştı o kırmızı güçlendirme etrafında. Burada ultisi de yoktu çünkü. Ya çok çok değişik ya, gerçekten çok değişik. Burada diyecek bir şey yok. Skor vermeyi tercih ettiler diyeceğim. Başka bir açıklaması yok çünkü bunun. Evet, agresif oyunun ya da cezasını çekti diyebiliriz. Beşiktaş oyun hizmetleri alt koridoru için. Bu agresif oyun değil bu arada. Bu direkt yanlış oyun. Hani agresif oynarsın, tamam mı? Sivir'i geri düşürmek istersin vesaire vesaire, tamam. Anlarım da. Şimdi Sivir iki tane asist aldı. Kendisine geldi. Oldu mu şimdi? Bu agresif oyun mu oldu? Hiçbir mantığı yok. Bu arada kara baltasını bitirmiş bir Ice Scarface. Belki neredeyse yarıcanını almayı başardı üst koridorda. 30 milyon da önde şu an için. Bir kere daha aynı senaryoyu izliyoruz. Yine geldi Robin, bu sefer kime yönelecek? Ruvelius'a gitmeyi tercih etti. Ruvelius'un canı çok az. Sıçrası da şifası da yok. Ruvelius skorunu aldılar. Sıçrayarak oradan Rogue'u en azından kendi hayatını kurtarmayı başarıyor ve tilt durumu artık başladı mı sence Beşiktaş alt koridorunda? Bilmiyorum, odaya gidip özellikle sormak Ruvel'de lazım. Şöyle bana bir 5 dakika izin verirsen ben bir bakıp geleceğim. Her şeyi anlatacak gibiyim ama aşağıda aslında ufak kameraya da arada bir bakmak lazım. Onlar da çok şey anlatıyor bazen. Morton'un suratı, Ruve, bir şey diyor ama aşağıya ne kamplıdır arkadaş, hep her maç aynı. Uğraştır. Yapacak bir şey yok. Yani kaçabilecekleri yetenekleri bekleme süresindeyken Ruve yine önde. Ne olacak? Şimdi Kadir en azından takımının bu aralıkta bir şey daha kazandırmaya çalışıyor. Gerçekten iyi değildi bu ormancı. Şu ana kadar yaptığı işler olumlu. Ama aşağı koridor oraya belki birazcık daha fazla ilgi alaka gösterebildi. Ve dakika 15'te vade alameti güçlendirmesini Icecarpace'e bıraktı Kadir. Dakika 35'e kadar üstünde kalacak o güçlendirme ve okyanus ejderi gelecek. Bu arada yani Ruve Minyon sarısında birazcık daha rakibini geri düşürmeyi başarmıştı. Koridorda bir baskı kurmuşlardı. Ama ilk etapta can biçeni bitiren ve botunu bitiren Sivir oldu. Yani bütün o yapılan emekler, koridorda yaptığın o küçük atılımlar, altın farkı işte 1500'ler civarındaydı. Hepsi işte iki tane pozisyonda gidiyor. Yani League of Legends affetmiyor açıkçası. Rogue şu an Rampire'in geçti biraz boğuştu ama çok fazla hasar veremediği için Kadir'e bıraktı. Kadir de hızlı bir şekilde almayı başarıyor. Yan Prengeci bakalım ejder'e başlayacak mı işte şu hizmetleri? Üst koridorda Icecarpace baskı yapmaya devam ediyor. Robin üst koridorda bir baskı yapıyor. Şu anda hayaletini kullandığını görebiliyoruz sol üstten. Orada skor alabilecek mi Icecarpace'den? Kötü bir sıçra. Meganar olamadan orada skoru almayı başarıyor. Bazen kaderini kabul edeceksin. Değil mi? Evet. Orada sıçratmanın yok, bir mantığı var. Çünkü Robin daha ultisi duruyor. Aynen aynen. Yani işte şey, çaresizlik bazen böyle şeyler yaptırıyor ama en azından boş geçmediler bu dönemi. Bir okyanus almayı başardılar. Ya duruma göre buna değer, yani worth diyebilirsin. Ama işte o sıçramayı kullanması enteresan bir karardı tabii. Ve en azından Çilekler bu durumda Pank'i biraz rahatlatmış oldu. Çünkü Icecarpace sen bir seviyorsun ama 30 milyon üstünde ama şu an için Pank'i hem minyonda biraz farkı kapatıyor hem de kule alacak şimdi yalnız üst koridora Icecarpace'in ışından kullandığını gördük. Derken bir duraklatma geldi. Orada bir ışından gördük de devamı ne olacak onun? Minyonlar olarak gidiyor bir de oraya ve Hekarim'in ultisi var. Yani gelişine bir daha hoş geldin. Seni bir daha keselim. Zaten Meganar olma gibi durumun yok. Oldukça kötü gidebilir. Biraz önce attı o sıçramayı da arayabilir, evet, o pozisyonda. Evet, çok haklısın.
Bu arada şundan da bahsetmek lazım. Hecarim'in yukarı koridorda oynandığı dönemde hep şundan bahsediyorduk. Yukarı koridorda en hızlı kartopu etkisini yakalayabilen şampiyonlardan bir tanesi. Ormanda da aynı şey geçerli. Ormanda da eğer 3 tane skor, 2 tane asist alırsa bir bakmışsınız Hecarim böyle bütün şeyi dolaşıyor, biz de at geliyor diye bağırıyor oluruz. Burada şu an onun bir gidişatını Onun görüyoruz. sinyallerini verdi Robin bize. Aynen. Yani şu ana kadar hakikaten her pozisyonda var. Belki 2 tane ejderha kaptırdılar ama aşağı koridora yaptığı baskı sayesinde Sivir oyuna döndü. Ruven'in muhtemelen birazcık morali bozulmuştur. Bu kamp karşısında ki öyle bir kişiliği olduğunu biliyoruz onu da. Orta koridorda çok fazla bir hamle yapmasına gerek bile kalmadı. Orada zaten işler dengelendi. Oyunun başından itibaren birazcık baskısı vardı Vladimir'in ama Kasiopya sağlam bir şekilde durdu. Sadece tek yaptığı şey arkadan bir yaklaşıp hani takım arkadaşım güvenli bir şekilde minyon biçmesini sağladı. Sonradan odağını belirledi. İlk önce aşağı koridor, sonra yukarı koridor ve bence bir ormancı yapması gereken her şeyi şu ana kadar bize gösterdi. Evet, peki sence orta koridordaki durumun gidişatı kimin lehine olacak? Çünkü Cassiopeia şu an sadece minyon biçiyor. Herhangi bir agresif oyun oynamıyor. İkisinin de hiper özellikleri var. Hem Kasiopya olsun hem Vladimir olsun. Vladimir birazcık daha kendisini koruyabilen, eşya düzeninden tanklaşabilen, kendine yetebilen bir şampiyon. Kasiopya ise bir atımlık silah gibi düşünmek lazım. Hatta en güzel, izlediğim en sağlam Kasiopya performanslarından bir tanesinde kim vardı yanında? Yorick. Kasiopya'yı önden gönderiyorlar, Yorick Bu arada ultisini işte atıyorlar. kaldığımız yerden devam ediyoruz. Immortor da gelmiş üst tarafa. O yüzden kullanmış ışınlanıyor Icecarface ve Immortor'u Panky skorunu burada almayı başarıyor. Üst tarafa yalnız yetişen çilekler alt koridoru var. Icecarface'e son vuruşu yapan Lucchese oluyor burada ve birebir bir değişim. Bence Şu anda isteyeceği bir Immortor değişim. oradan çıkabilecek mi bakalım? Medas Immortor'un üzerine devam ediyor. Orada yerine mıhlamak istedi Konya. Kan havuzunu kullansa da yerine mıhlamayı başardı. Immortor sıçradı ama hızlandırmaya devam ediyor. Konyak Mendes'in bir de sıçrama geldi. İki sıçrama birden skoru getiriyor. Diğer tarafta Kadir kötü pozisyondaydı ama Rogue'dan güzel bir ulti gördük. Burada aksiyon dönerken alt tarafta bedava minyon biçen bir Ruvelius var ve bir de kule alacak buradan. Evet. Tabii Vladimir'in kitle kontrolü yalnız arka karşı... tarafa gelen bir ışınlan var şu anda Lucian için. Trundle geldi. Orta koridora Madness'la 3 kişilik bir ekip vururken Pengi şu anda Ruvelius'u istiyor. Güzel bir koni geldi oraya. Yalnız bıraktı skoru. Sihir darbelerini aldıktan sonra rakibinden kendisinin sihir darbesi olmadığı için, sıçrası olmadığı için o kovalamaca bir yere kadar sürdü. Ve Ruve bir gün daha yaşayacak bu şekilde. Enteresandır. Immortal'ın şu an oynamakta olduğu Vladimir'in o kan havuzuna girdikten sonra eğer üzerinde aktif olarak bir mesela Fiddle'ın can emmesi veya işte Vladimir'in ultisi gibi channel dediğimiz sürekli devam eden yetenekler varsa ondan çıkamıyor. Orada Karma'nın bağa geldikten sonra havuza girmesine rağmen o bağdan kurtulamadı. Sersemledi hatta havuzun içerisinde. Devamlı skor geldi. Bu da sonraki dönemde gelmiş değişikliklerden bir tanesiydi. Evet, şimdi Icecarface alt koridora gitti Pank'in karşısında. Ruvelius üst koridorda minyon içmeye devam ediyor. 20 minyon üstü şu anda Madness'a karşı. Ve hayalet dansçıya gidiyor Ruvelius. Evet. Evet, dansçı veya başka bir coşku eşyası. Ben iki tane coşku eşyası yapacağını tahmin etmiyorum. En azından belki bir coşku eşyasını en son doğru, olarak ekleyebilir. Doğru, muhtemelen. Rogue'un üzerine gittiğini görüyoruz. Robin'in kırmızı güçlendirmesi de var. Rogue'u sıçrası mevcut. Sıçrasını güzel bir noktaya kullandı. Yalnız Ruvelius çok kötü bir pozisyonda. Ruve resmen dolaşmaya geldi. Ne oluyor burada? Rogue'u mu kesiyorsunuz diye geldi kendisi. Robin'in ultisi var Kadir. Üzerine çarp geldi ama hemen kayacılılara giderek oradan ayrıldı. Ruvelius sanırım amansız takibine daha öncesinde kullanmıştı takım arkadaşının yanına gelmek için ama bir peki, anda orada... ne yaptı? Ben anlamadım açıkçası. Ya Robin ultisini kimse sallamıyor bu arada. Hani kimse ultinin etrafında oynamıyor da kullanmıyor ultiyi. Direkt dümdüz koşarak kesiyor birilerini. Evet. Çok enteresan ya. Şu anda Robin ultisi var yalnız. Immortor oraya doğru yöneliyor. Lucchese orta koridoru şu anda minyonları ittirmeye devam ederken Immortor'un üst koridora geldiğini görüyoruz. Şimdi Konyak hemen takım arkadaşlarını hızlandırdı ve Lucchese bedava şu anda orta koridor kulesine vurmaya devam ediyor. Acaba ne kadar canını aldı merak ediyorum ben. Rogue'a bağını kurdu Konyak. Lucchese de geriye doğru çıktı şu anda. Kulenin canına bakacak olursak çok da hasar vuramamış ama. Geçen hafta Zyras Beşiktaş'a karşı bir intikam almıştı. Bu hafta da Robin o yolda hızlı bir şekilde ilerliyor. Ve yani ilk maçta da ikinci maçta da oldukça iyi performanslar. Robin ilk geldiği hafta
böyle skora katkı oranı ve bu kadar baskın bir oyun sergilememişti ama senin de bahsettiğin gibi bu iki maçta da gerçekten muazzam oynadı. Yani intikam, bir de atın intikamı oluyor artık bu ya. Hani Hecarim'den bahsediyorum canım. Hep öyle demiyor muyuz? Orada bir yum içmeye devam ediyor. Burada ne yapıyorsun? Yani gerçekten az önce sinirler büyülerini kullanmıştı. Evet, orada boşu boşuna gelen bir skor. 8'e 2 ki aslında dengede gidiyor. Hala dengede. Yani skorlar ne kadar çilekler önde olsa bile o minyon farkları hala etkisini gösteriyor. Ve Baron'a başladı Beşiktaş oyun hizmetleri. Ninja bir Baron bu. Şu an haberi yok. Karma bakalım oraya yönelecek mi Konyak? Yine Baron etrafında neredesin? Oynanan yarıya bir oyun. Kadar indi ama Konyak burada rakibin Baron'a başladığını tahmin etti. 4000'de şu anda Baron'un canı ve Rogue'un canı çok az. Ruvelius Baron'dan hasar almaya devam ediyor. Orada bir an için Kadir'e döndü. Ruvelius Konyak'ın üzerine gitti ve skoru almayı başardı. Diğer tarafta yalnız Cassiopeia. Rogue skorunu almayı başarmış. Lucchesi Baron pitinin içinde orada düştü. Şimdi Ice Scarface'den agresif oyun. Madison güzel bir kalkan, büyük kalkanı. Yalnız Immortal orada bırakmayacaktır orada. Buraya kadar dettiriyor. Diğer tarafta Robin. Ruvelius almayı başardı. 3-2 bir değişim. Kadir'in canı az. Ultisi var Robin'in. Panky nerede? Şu anda Panky alt koridorda. Işınlığını da hala kullanmıyor Panky. Robin oradan çıkabilecek mi diye bakıyorum. Robin ultisi var. Kullanacak pozisyon bulamadı ve Ice Scarface skor almayı başardı. Panky'in ışınlanmasını kullanması için polis mi çağırmak lazım bu pozisyonda? Yani teker teker gelip herkes öldü ya. Nasıl bir oyundayız şu an? Çözemiyorum. Enteresan. Panky şu an dolaşıyor. Ha Ejderha. Şu anda 1-2 prim diye. Bakalım olacak mı? İyi. Fokyonuz. Robi yaklaşıyor ya, yalnız o işlerin alımını yavaşlatacaktır bir aile. Bakalım şimdi Immortal ile Kadir de oraya doğru görünüyor ve Panky bırakmak zorunda kaldı. Ultisini de kullandı Panky çok ilginç bir şekilde. Rogue'un üzerine. Şimdi ve yine orada hazırlanmış bir ejder. İki oldu değil yapan mi? Bir Kadir. Aynen, iki oldu bu maç için. Yani resmen çilekler hani tek tek görevleri vere vere rakibi oyunda tutmaya devam ediyor. Hani verdikleri bir alev ejderhası, bir okyanus. Üzerine azıcık bir Baron sırasında 4 tane skor, atılmayan bir ışınlanma. Bilmiyorum. Çilekler galibiyet almak istemiyor mu? Dakika 20'ye geldik ya. Heh, tamam doğru diyorsun, doğru. O noktadayız değil mi şu an? Evet ve bulut ejderi gelecek. Günün ikinci bulut ejderi bu. Şimdi Immortal 2 tane eşyasını tamamlamış ve oldukça tank durumda yani. 4-0-1 oynuyor bir de. 4-1-0 ve bundan sonra Zonya'yı yaptıktan sonra o Immortal'ıyla uğraşmak hakikaten zor olacak. Çünkü bekleme süresinde azalma sayesinde aslında ya zırt bir Zonya'ya girecek, bir havuza girecek. Onu hedeflemek bile sıkıntı. Yani bekleme süresinde bekleme süresinde azalmayı maksimum hale getirmiş bir fiz gibi düşünmek lazım. Onun da öyle böyle oyunbaz düzenbazları burada bildiğim için o kan havuzu ve Immortal'ı burada çok büyük bir tehdit haline dönüşecek. Diğer tarafta Cassiopeia. Durumu hiç fena değil. O da Seraph'in şefkatini bitirdi. Morelos'u var ki Morello bu takımda gerçekten önemli bir iş yapacak. Özellikle Vladimir'e karşı çok ihtiyaçları olan bir eşya. Sonrasında muhtemelen Cehennem Asasını bitirecek. Yakın mesafeden dövüşen bir şampiyon olduğu için. Onun için kazan kazan eşyası gibi gözüküyor. Yani şu anda infilak deneyi ve Negatron pelerine bakacak olursak eski Cehennem Asas dizilimi. Ama yani, şu an için... Evet. Belki zaman içerisinde deneyi gelebilir. Zaman içerisinde belki de onu bir hani koruyucu meleğe de çevirme ihtimali var. Dediğin gibi doğru. Şu an onun için bir şeytani külliyat artı bir tane de kuvvet kitabı lazım. Ama işte o Cassiopeia'nın yetenek kitini düşünecek olursak Cehennem Asas sanki birazdan mantıklı geliyor gibi. Eğer tabii aklında başka bir şey yoksa. Bakalım tabii Madness'a Sihirişen eklemiş. O da 3-1-3 oynuyor şu anda. Diğer tarafta Ruelius'tan erken mi son fısıltı? Tabi rakip takımda biriken zırh değerleri onu da gözünü korkutmuş gibi. En azından Trundle'da. Sen burada bakıyorsun nerede hangi zırh diyorsun ama. Yani Trundle ve Hecarim üzerinde belli miktarlar var. Robin orada 3 kişinin arasında kaldı. Ultiyle gittiği yerde orada Ruelius vardı ama sıçra geldi orada Rogue'dan. Robin bakalım çıkabilecek mi? İnfaz vermelerin hepsi geldi üstüne. Ve orada düşüyor. Panky katıldı şimdi. O da geri çıkma kararı aldı ve Hecarim'in
Ulti kullandığı yer çok ilginçti. Kendi kulesinin alta doğru kullansa çıktığını görebilirdik. Orada Ruvelius'a mı gitmeyi tercih etti yoksa Ruvelius'un görüşünü mü alamadı? Ben tam emin değilim ama. Bir panik ultisiydi o. Ruvelius'un da hasar vermesi engelli. Belki onu bir de aradan çıkarım hesapları peşindeydi ama işte o evdeki hesap çarşı i̇şte uymadı. Şu anda Baron'a başlayın. Lucas'ın hem sıçrası hem de ultisi var. Ve nar, mini nar formuna döndü. Bu da Beşiktaş'ın çok dikkatli olması lazım. Savaş istedi Beşiktaş, bıraktı orada. Lucas'dan gelen 3 kişiye bu ulti Immortor'u sersemletti sadece. Panky geri sıçramak zorunda kalıyor. Immortor sıçradı araya. Bir de kana uzunu kullandığını görüyoruz. Hiç ölen olmadı şu anda. Madness. Bakalım hasar çıkarabilecek mi? O da sıçramak zorunda kalıyor. Konyan şu anda sıçrası yok. Geri kaçmak istiyor. Lucas arada kaldı ve Lucas'ı skorunu almayı başaran bir Kadir var. Şimdi Ice Scarface Konyan'ın üzerine sıçradı. Meganar formuna dönüştü. Ultisiyle birlikte Konyak skorunu almayı başarıyor Beşiktaş oyun hizmetleri. 2 skor çıkardı. Bakalım bunu bir kuleyle taşlandırabilecekler mi? Yalnız Madness çok kötü bir noktada infaz orada skoru getiriyor. Panky'ye isabet eden Koza önüne geçmesini engelledi. Ve orada ekstradan bir skor daha çıkarmayı başardılar. Beşiktaş bir anda geçen maçın aslında özetini izliyoruz gibi. Bir ara çilekler öne geçmişti. Burada Beşiktaş koridorlarda aldı minyon avantajlarını kullanarak geri gelmeyi başardı. 8-2 idi şu an 10-10'a. Geldi evet, durum. Ve inhibitor kulesini alıyor burada Beşiktaş oyun hizmetinde. 2 kule aldı alt koridordan. Kadir inhibitora vurmaya devam ediyor ama vazgeçmesi lazım. Bundan o da bunun farkına varıp geriye doğru çekildi. Altın farkı yalnız 6000. Beşiktaş 6000 altın önde, skor 10-10 olmasına rağmen 3 tane de ejderi var. 2'si okyanus, 1'i alev olmak üzere. Burada aslında görüş de vardı. Yani Ruben'in oraya geldi biliyordu ama takımıyla bir uyumsuzluk diye hissediyorum. Ruben'in üzerine agresif bir şekilde gitti. Onu almak istedi ama Madness aynı kafada değildi. Henki birazcık geç geldi ve orada skorları teslim edip üzerinde bir de Baron bölgesinde dezavantaj. Sonrasında da inhibitor düşüyor. Daha doğrusu inhibitorun kulesi düşüyor aşağı koridorda. Evet, Lucas'da yaklaşık 6 dakikadır, 5-6 dakikadır bir eşya eklemedi çantasına. O da şimdi üstüne dönüyor. Bakalım ne alacak? İçlik deneyini bitirdi. Senin söylediğin gibi. O Negatron pelerini hala hem koruyucu meleği hem de cehennem masasına çevirmesi evet, mümkün. Yani ikisinin de potansiyeli var. Yani şu dakikadan sonra sanki birazcık daha koruyucu melek mantıklı gibi. Yani. Ama cehennem asası seviye 18'de 25 bir nüfusu verdiği doğru, için seviyeye doğru. göre. Doğru ama Kasiopya'nın da hayatta kalması gerekiyor yani hasar verebilmesi için bir yandan. Bakalım gerçi Kasiopya'nın çok fazla Rayli tercih ettiğini görüyorduk. Rayli'nin kristal asası ama bu oyunda yönelmeyi tercih etmedi Lucas'ın. Doğru. Tabii araya giren bir tane Moralinomikon belki de o eşya düzenini bozmuş olabilir. Bunun da en büyük sebebi Vladimir. Tabii ki. 20 saniye sonra Bulut Ejderi gelecek. Baron şu anda haritada. Hank'in de ikinci bir hasar eşyası olmaması o Scarface'in karşısında durmasını iyice zorlaştırıyor. Yani takaslardan şu an hani galip ayrılması çok mantıklı gözükmüyor. Kara balta varken hele Scarface'de. Ve Baron'a burada Beşiktaş oyun hizmetleri başladı. Alt koridordan Ice Scarface ayak itirmeye devam ediyor. Panky biraz geriye doğru çıktı. Bu arada Panky'nin ışınlanı yok. 5'e 4'lü savaş izleyebiliriz burada. Şimdi ışınlan kullandığını görüyoruz Ice Scarface'in. Robin biraz arada kaldı, geri çıktı ve burada ışınlanını almayı başardı. Aynı şekilde Rogur'un da canının bir hayli azaldığını görüyoruz. Yalnız ışınlan iptal edildi veya Panky tarafından bozuldu. Sütüm muhtemelen. Şimdi kafaya gidiyor galiba Pankyon da yok galiba. Bakalım inhibitora yalnız biraz hasar bırakmış Ice Scarface. Yalnız o inhibitorun canı birazdan dolacaktır. Şimdi ışınlanma etrafından oynamak zorunda olan ve bundan avantaj elde etmesi gereken takım çilekler. Pankyon'un ışınlanması varken belki burada bir inhibitor verecekler ama Baron bölgesinde etkili olabilecekleri de kalır. Bir kere daha başladı Beşiktaş oyun hizmetleri. Bu sefer işte senin de bahsettiğin gibi ışınlan üstünlüğü çileklerde. Yarı cana kadar indiler yalnız Baron'u. Hemen oraya ışından geldi. Robin'in yaklaştığını görünce ışından geldi şimdi bakalım. İnhibitörü feda edip burada takım savaşı için oynuyor ama Robin çok önde kalınca düştü. Panky geldi oraya. Şimdi Immortor'un üzerinde bir bitkinlik var. 3 kişiye tutan ulti Immortor'un son yusunu kullandı. Zaman kazandırmaya devam ediyor takım arkadaşlar. Ruvelius'un canı az. Madness'ın hasar yetecek mi yetti. Buraya kadar da ettirdi. Immortor'un Madness'ın üzerine gidiyor. Ve Madness hala hayatta kalmayı başardı. 2'de 2 yapan bir Lucas'i var. Diğer tarafta inhibitör aldı ve Nexus kulelerine yavaş yavaş hasar vermeye devam ediyor. Ve 3'de 3 yapmayı başardı Lucas'i. Bir inhibitör kaybetti, karşında Baron olacak. Ve
Karim yokken bakalım başarabilecekler bunu şimdi. Yine çilekler ama anı. Ama kimse yok. Gelecek kimse yok. Belli Ice olmaz. Bumerang atacak bir şekilde, bir şekilde çaldırabilirler ha. Yok yok tamam bunu alacak. O kadar da değil tamam. Şu anda yalnız Nexus Kulesi'ne vurmaya devam ediyor Ice Scarface. Ama yan olmayınca alamayacak o kuleyi. Şimdi Robin de geldi. Hatta skor bile verdiğini görebiliriz. Bunların orada ama Meganar formuna ulaşınca devam etmiyor Robin. Bir de o kule canını yenileceği için aslında çok da mantıklı bir tercih olmadı. Scarface kuleyi indiremedi. Evet kısa vadede canını yenilemeyecek ama şimdi Baron güçlendirmesi çilekler bir aile böyle atağa kalkacağı için dediğin gibi ilerleyen vakitlerde aynı. O kulenin tekrar full canı ulaştığını görebiliriz. Ice Scarface çok yaklaşmıştı yalnız kuleye almaya. Yani minyonlar bitince tabi Nar'ın da ikinci bir hasar eşyası olmaması Doran Kılıcı'nı saymazsak orada kulenin düşmesini engelledi. Ve çilekler yeniden maça ortak oluyor. Aradaki altın farkı 6000 mi demiştik en son? 6000 demiştik 2000'e kadar inmiş. Evet. Arada tabi birinden ekstra altınlar. Dördüncü ejderini alacak Beşiktaş Oyun Hizmetleri. Eğer bir kadim ejderha alırsa ben o gücü düşünemiyorum. Geçen maçta da aslında aynı durum söz konusu. Beşiktaş ejderha konusunda hiç fena değildi. Ama bugün çilekler bu global görevin etrafında nispeten daha iyi oynuyor diyebiliriz. Beşiktaş. Çilekler. Beni esas şaşırtan çilekler. Yani bir kere şu ana kadar bir kez fırlattılar. Tamam anladım. Ben şey, global görevleri alma konusunda, ejder alma konusunda diye bahsettim. Daha global, büyük globaller. En büyüğünden. En büyüğünden globaller. Ki şu ana kadar 3 tane baron mu aldılar? Oo, bu arada yakalandı ve sıçradı oradan. Sıçra kullanmak zorunda kaldı Kadir. Şu anda Ice Scarface'e koruyucu ve lehini bitirmek üzere. Ve cehennem asası almış şu kez. Ha geldi peki. İkimiz de haklı çıktık. Şimdi Rabanon doğru ilerliyor. Alt koridordan 4 kişilik bir ekip burada. Kuleyi çok hızlıca alacak. Ice Scarface hızlıca barını yükseltmek istiyor. Meganar formuna gelemeden düştüğünü görebiliriz ama güzel koridor orada Rogue takım arkadaşına. Ice Scarface'den çok güzel bir ulti. 3 kişi orada duvarı vuruyor ama geri döndü orada çilekler. Robin'den bu ulti. Robin çok önde. Lucas'ı duvarın etrafından sıçradı ama hasarın devamı gelmiyor. Madness şimdi vurmaya devam ediyor. Kadir düştü. Immortor iki kişinin arasında buraya kadar diyor. Ve Lucas'ı skorunu oluyor. Immortor sıçradı. Güzel bir büyük halkanı geldi Madness'tan. Riley'si var Immortor'un bir yetenek kullanırsa devamını getirebilir ama 3'e 3 bir takas. Ama Baron güçlendirmesi varken çilekler ekibi için çok da mantıklı bir takas değil diyebiliriz. Yani orada Cornish'ini kullanıp uzaklaşmayı başarmış. Evet, çok ciddi bir görev yapamadı bu pozisyonda. Sadece bir kule aldı Baron'un. Evet, Scarface'in güzel ultisi orada 3 kişi duvara yapıştırınca pozisyon devamında Beşiktaş dengelemeyi başardı bu takası. Tabii Cassiopeia da içeri girip gerçekten güzel bir iş yaptı orada. İki kişi yanlış görmediysem aradan çıkarmayı başardı. Onda skoru 7-4-2. Evet, Duke'si biraz geç geldi savaş ama asıl önemli olan şu. Orada Minar formundayken çilekler ekibi Nar'ı Mega Nar'a ulaşmadan düşürmek istedi. Ama Braum'dan çok iyi oraya bir kalkan kullanıldığını gördük. Tabi ebedi kılıcı olmaması da Madness'in orada anlık hasar verme konusunda biraz zayıf kaldığını göstergesi. Ve enteresan olan durum pozisyonun başlangıcında Scarface kötü pozisyonda kaldığını anlayıp düşünüp sıçra attı ama sanırım Trundle'ın sütununda kaldı o sıçra. O pozisyonda kaldığı için sonrasında Mega Nar'a dönüşüp aslında çok güzel bir ulti atma şansı buldu. Belki de o pozisyonu bulamayacaktı. Enteresan tabii işler nasıl gelişiyor bazen anlam veremiyorsun. Hani atılamayan bir sıçranın nasıl bir sonuç verebileceğini görebiliyoruz bu pozisyonda da. Bu arada belki Cassiopeia'nın yetenek setin en tehlikeli yeteneği zehir. Ruven'in bayağı canı sıkabilecek bir yetenek içinde çünkü. Şimdi o zehri sen derken kullandı be. Hiçbir şey kullanamadı Ruven. Gördüm. Geleceği gördü Jone. Şahidiz hepimiz. Ama hakikaten bayağı sinir bozucu bir yetenek. Burada da hiç açıklama yapmıyorum bile. Buyurun. Ve şu anda 35 saniye var. Ruvelius'un tekrar vadiye inmesine orta koridoru ittirdi. Hızlı bir şekilde çilekler. Ve bu kuleyi alacak. Şimdi Trundle renk alt koridorda minyonları savunuyor. Robin savaş istedi orada çilekler. Madness biraz geriye doğru çekildi. Robin'den 3 kişiye gelen çok güzel bir ulti. Koyunekor'da yerine mıhlamayı başarıyor Immortor'u. Ice Scarface yan tarafta Mega Nar olmak üzere Immortor Zonya'sı kullandı ve takım arkadaşlarına zaman kazandırıyor. Ice Scarface ultisine 2 kişiye duvara vurmayı başardı ama geri kaçmak istiyor Beşiktaş. Buna izin vermeyecek çilekler. Ice Scarface'in koruyucu beni devreye girdi ve Immortor'u çok az bir canla geri kaçsa da aynı şey. Nar için mümkün değil ve 1 dakika ölüm süresi. Aynen buradaki inimitör düşecek aşağıdaki inimitör. Şu an
devreye girmiş. Robin şu an neden üst dönemiyor? Herhalde devam ettirmeyecekler bu. Evet, inhibitor istemedi 5'e 4'te. Evet. Çilekler ve inhibitor kulesi alıp geri döndüler. Bu arada Kadim'in çıkmasına da 1.53.52 şu an geri sayıyor. 2 dakika içerisinde orası kıyamet bölgesine dönebilir. Çünkü Beşiktaş bu oyunda Baran'dan çok istediği bir şey varsa o da o Kadim Ejder. Bakalım almayı başarabilecekler mi? Muhtemelen hani geri dönüş yolunda bir sıkıntı yaşayabilirler mi? Scarface'in evet 1 dakikayı dönmüş ama ışınlanması var nihayetinde. Bu dakikalarda vereceğiniz bir savaş muhtemelen maçın sonunu getirebilir. Güvenli oynadılar diyeceğim. Yani pişman olmamak için bu noktada anlayabiliyorum. Maşallah işte minyon dalgasını iyi 7 kişi ittiriyorlar. O da tabii ayrı bir tartışma konusu. Şimdi onlar da farkına vardı ve Sivir ne yapıyor burada diye geldiler. Tabii Tanky de 18. seviyeye ulaştığı için Robin de belki tecrübe. Çok ince bir detay. Kırmızı güçlendirmenin Korkabuğ'un canı 13 kaldı. Eğer orada saldırı yapsaydı miniklere Tanky o sıçrayan hasar kırmızının kendisinde kalmasını evet sağlayabilirdi. Çok enteresan minik detayı orada görmüş olduk. O da koruyucu meleğini bitirdi o bıdıkları aldıktan sonra. Kezin'in o zehri gerçekten çok tehlikeli. Az önce Ruvelius'u nasıl hiç bir hamle yapamadan düşürdüğünü görmüştük. Nasıl ki eşya Esiopya'dan acaba koruyucu melek tarzında daha defansif tercih olur mu? Şu anda Kasiopya'nın yetenek gücü 800'ü aştı diye tahmin ediyorum. Rabadon da tamamladı. Ve son aşağı bir koruyucu melek gelir 721. Yeter yani. İyi. İyi. Büyü nüfuzu da gayet sağlamış. Yani bir noktada 135 hiçlik değneğinden 25 direkt olarak da cehennem vasıtasından geliyor. Tek ihtiyacı olan iyi bir pozisyonu sıçrayıp ultiyi rakibine bırakması. Beşiktaş oyun hizmetleri güzel bir noktadan geldi arka taraftan. Çilekler bir an olsun nereye gideceğini şaşırdı. Immortor oraya giriyor ve çok fazla saldırı Robin'den. Yine güzel bir ulti 3 kişiye. Immortor tekrardan hayata döndü. Orada Ruvelius skorunu almayı başarıyor Lucchese. İki skoru, iki tane taşıyıcıyı yine Çilekler katlediyor ve Meganer'da arka tarafta sivil alırken Robin de burada Rogue'u alacak. Orada nereye kadar... Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz gençler? Ayrılın tamam. Yeter bu kadar ve son vuruşu yapmayı başardı Robin. Ve Çilekler 3 puan koparıyor Beşiktaş'tan. Gerçekten hak ettiler de bu 3 puanı. Orada müthiş bir ulti geldi bu arada Lucchese'den. Üzerine gitti yalnız. Kadir son anda sıçrayarak kaçmayı başarıyor. Dakika 38. 4 tane ejder almasına rağmen Beşiktaş oyun hizmetleri. Burada Çilekler galibiyete ulaşmayı başarıyor. Ve Çilekler de şu an yüzler gülüyor. Çünkü bu galibiyete ihtiyaçları vardı. 3 puandaydı Çilekler. 6 puana yükseldi. Harika bir galibiyet oldu. Gerçekten harika bir performans, harika bir galibiyet. Kendi korkularıyla yüzleştiler. Baron'u kaç kere aldılar. Kadim ejderhayı kaç kere aldılar. Robin için çok önemli bir mücadeleydi. Eski takımına karşı o da çok iyi bir performans gösterdi. Özellikle oyunun başındaki Hecarim'in o kartopu etkisi takım arkadaşlarının sırtına alması çok önemliydi ve bunu bir noktaya kadar çok iyi başardı. Sonradan da takım arkadaşları Beşiktaş'ın yine belli bir noktadaki ikramını geri çevirmedi. İşte gentlemence el sıkışıyor. Evet, Beşiktaş oyun hizmetlerinin bu sezon başlangıcında... Öbür yanaktan o bekar kalacak ya. Öyle demezler mi? Batıl inanç pahalı burada. Ceket yıkıyor. Bu arada şundan bahsetmek lazım. Beşiktaş'ın yaz mevsiminin başındaki amacı muhtemelen TBF'de final oynamaktı. Ama şu anda o hayal de değil aslında hedef. O hedeflerinden çok uzak. Çok yani. Nereden baksan şu an... Orta sıralardan aşağı doğru evet, 8 giden... 8 puandalar şu anda. Sonuncu çileklerle arasında 2 puan var. Aynen. Yani belki de bu performans devam ederse... Performans düşük. Devam ederse ligden düşecekler. Yani böyle bir ihtimal ortaya çıktı artık. Evet. O yüzden Beşiktaş'ın hakikaten şapkaları bir önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Bugünden itibaren çünkü Super Week devam edecek. Daha 3 gün daha var Super Week'in devam edeceği. O günlerde hatta 4 gün var. O günlerde kesinlikle galibiyet... Hatta 5 gün var. Hatta bugün de beraber. Bugün dahil. Tamam. Cumartesi, pazar, pazartesi, tamam. Salı. Bundan sonra 4 gün daha var maç yapacakları. Tamam. Anlaştık onu. Anlaştık.
O günlerde hakikaten böyle hatalar yapmamalı lazım ki oynayacakları rakipler çileklerden kendini çok daha zorlayacak rakipler. O yüzden çanlar şu an Beşiktaş çalıyor. Evet ve günün ikinci serisinde de böylelikle Çilekler 3 puanı almayı başardı Beşiktaş oyun hizmetlerine karşı. Günün ilk iki serisinin sunumunda sunucu masasında ben Aykut Ufan Özgan, yanımda Caner Canı Göngör ile birlikte sizlerle olduk. Bundan sonraki karşılaşmalarda ne yazık ki bizler olmayacağız ama mücadeleler devam ediyor olacak. Birazdan yine günün serisinin üçüncü maçına geçeceğiz ve belki de şundan bahsetmek lazım. Wicked Elsie's'in kendinden en çok söz ettiren ismi Oyunfor Kruva transferi oldu. Onu da bugün karşılaşmasını izleyeceğiz. Günün son karşılaşması. Şimdi yavaş yavaş analiz basına doğru ilerliyoruz. Daha sonrasında seriler devam ediyor olacak. LoL TV ekranlarından hiçbir yere ayrılmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler Yufani ve Johnny. Günün ikinci maçı da tamamlanmış oldu ve Çilekler kendi adına çok kritik bir galibiyete imza attı. 5 puan açıklar şu anda ve hakikaten ligin belki de tabanında bulunan takım artık biraz daha iddialı bir duruma gelebilir en azından bundan sonraki haftalar için. Bundan sonraki haftalar değil, hatta bu hafta da süper hafta. Hakikaten bir puan daha alsa sadece çok iyi bir duruma gelebilir gerçekten Çilekler takımı. Yani ben şimdi çileklere değinelim mi? Çileklere değinmeden önce bir Beşiktaş'ın durumundan bir konuşmak lazım. Peki, önce Beşiktaş konuşalım. Ya biri bana Ruvelius'un ne yaptığını anlatabilir mi? Ruvelius çok Ne fazla yaptı? Bu bireysel maçta çok fazla yani hata yaptı. ayaklı 306 olmaktan başka ne yaptı Ruvelius? Yani yürüyüp yürüyüp ölmekten başka bir şey yapmaya bu kadar dikkatsiz oynayamazsınız. Yani öldü, Sakin ol. Sadece öldüğü Sakin bir ol, yer vardı. Hayır olamıyorum. Durmam yani. Yani sadece öldüğü bir yer vardı. Hani dedim ki şimdi kendimi onun yerine koydum. Hani empati yapayım dedim. Ya burada ben olsam böyle bir şey yapar mıydım diye imkan ver bak ben kendimden bahsediyorum yani ben imkan vermiyorum kendime. Adam yapıyor ve nişancı bu adam. Bu arada bazı pozisyonlarda çıktığı halde geri geri böldü. Takım savaşında hata yapabilirsiniz. Bunu okey. Yanlış pozisyon alırsınız ya dikkatinizi başka bir şampiyona vermiş olabilirsiniz. Arkanızı işte sağınızı solunuzu kontrol ediyorsunuzdur. Ama düz yolda yürüyüp adamların ormanından gitmek nedir ya görmediğin yerde? Yani anlamı ve açıklaması benim kitabımda yok. Yani League of Legends kitabında kesin yoktur zaten. Ama Beşiktaş'ın kendine çeki düzen vermesi lazım. Bu takımdan Zarez ve Robin gönderildi ki bizim takımdan bildiğimiz kadarıyla onlar soru işaretiydi takımda. Hani işte Beşiktaş'ın performansı niye düşük? Zarez, Robin dediler. Sorun devam ediyor. Sorun yani hiçbir şey bitmemiş. Hala bütün sorunlar hala yerli yerine duruyor. Ve işin garip tarafı da giden oyuncular yani takımlarını taşıyacak seviyede oynamaya Robin, başladılar. Bugün örnek verdim. Zayraz Yani Zayraz geldiğinden beri harikalar yaratıyor bence Team Ya tabii Cumhuriyeti'de. bu organizasyonun sorumluluğu bu hani biz de karar vermek burada bir saniye tartışıyoruz o ayrı konu ama yani gerçekten Beşiktaş'ın birilerinin bir şey yapması lazım. Takım Tabii. çok kötü yani ve kötüye de gidiyor. Çünkü hani izlediğiniz zaman evet takım savaşı başlıyor. Sonra güzel bir şeyler yapıyorlar. Hani kararlar güzel. İşte Baron girişi rakip takımın üstlerini çekiyorlar. Etrafında oynuyorlar. Güçlü oldukları yöne oynamaya çalışıyorlar ama sonra verdikleri kararlar inanılmaz kötü bir noktaya Ya gidiyor. sana tek bir şey soracağım. Sözünü kesiyorum Nuhal'deyi. Tamamdır. Konya Kazal'ın yanındaymış. Söz sende Azazi. Merhabalar, teşekkür ediyoruz. Bu arada Ercan'ın saç röflesine bayıldığımı Trial'in öncelikle söylemek istiyorum. Yanımda Konyak var. Nasılsın? Çok iyiyim şu an. Sonunda bir 2-0'lık galibiyet aldığımız için. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Şimdi öncelikle şundan konuşmak istiyorum. İlk oyunda HVA'nın Nexus Kulesi'nin aslında tek vuruşluk canı kalmıştı. Fakat sonrasında savunmaya başardılar. Geri döndüler derken bir karambol sonra oyunu almayı başardınız. Yine 20. dakikada bir baron olayı vardı. Sonrasında ikinci oyunda ilk başta ilk yarıda birazcık böyle benzer bir oyun gördük ama daha sonra tabii ki galip olan taraf siz oldunuz. Önce bir kısa değerlendir sonra tek tek sorularımı soracağım. İki maçta da aldığımız kompozisyonları tüm hafta çalıştığımız kompozisyonlardı zaten. Ne zaman güçlü olduklarını, ne zaman güçsüz olduklarını, güç patlamalarımızı biliyorduk. Buna göre oynadık. Tek sıkıntı tabii yine izleyiciye seyir keyif vermek için bir tane baronu sattık. Ama sonucunda zaten ilk oyunu kaybettikten sonra morali çok bozuktu karşı takımın. İkinci oyunu belli bir dakikadan sonra kazanacak kompozisyonumuz vardı. Devam ettik, tilt olmadık, kazandık. Güzel. Peki bir nokta daha var. Analiz masasında da zaten bahsettiler. Yani Beşiktaş'tan gelen Robin veya pardon Beşiktaş'tan gelen Zayraz ve işte size gelen Robin. TT'de Zayraz, sizde de Robin. Karşı takımlara yani geldikleri takımlara karşı acayip şeyler sergiliyorlar. Sen bunu nasıl değerlendirirsin? En azından kendi takımın için, Robin için. Robin'i elimizden geldiğince rahat ettirmeye çalışıyoruz evde. Zaten
tüm takım olarak birbirimizin rahatlığını, birbirimizin mutluluğunu düşünecek şekilde bir ev sistemimiz var. Zannediyorum ki açıklamalarından da sonra Zayraz ve Robin önceki takımlarında kendilerini mutlu hissetmiyorlardı. Konforlu bir ortamda değillerdi. Muhtemelen şu an yeni gittikleri takımlarda bu konforlu ortam onlara sağlanıyor. Zaten kendileri çok tecrübeli ve iyi oyuncular. Yani elmasın üstündeki tozu attık diyebilirim. Peki, sen de aslında takımın frontmeni gibisin. Röportajlarında aranan ismisin aynı zamanda. Çok uyumlu bir kişilik olduğun için söylüyorum aslında. Yani buradaki tüm oyuncularda aynı şey var belki ama hani Çilekler'in çok sempatik bir takım olduğunu daha önceki şeylerde zaten konuşmuştuk. Sen de yine öyle. Senin için bu önemli midir bir takım için? Uyumlu olmak, samimi olmak biraz değerlendirir misin? Çilekler 1,5 sene önce kuruldu. Mayıs 2015'te. O zamandan beri toplam 2 oyuncu değiştirmiştik. Sürekli evde arkadaş ortamı oluşturmak için aylarca çalıştım takımla beraber. Takım kaptanı olarak böyle şeylerin bağlantısını iyi kurmanız gerekiyor. Takım içinde birbirinin arkasından konuşmamak, yüz yüze kendi hatalarını söylemek, oturup konuşmak ve karşı tarafı rahatsız etmeyecek şekilde davranmak. Bir takım içinde çalışma ortamında o kişilerin mutlu olması çok önemli. Herhangi bir ofis ortamı gibi çalışma etiği içerisinde çalışanlarımızın mutlu olmasını amaçlıyoruz. Bir takımın yapabileceği en iyi şey kaybetseler bile mutlu olmayı başarabilecek evde bir ortam sağlamak ve bunun için de taraftarlarımız da destek oluyor bize. Bence bir takımın yapabileceği en önemli şey takım içi ortamı düzgün tutmak. Çok güzel. Şimdi bir de süper haftadayız ve randımanı aldınız artık. 2-0'lık bir galibiyet var önünüzde. 5 puana kadar çıktınız. Yükselerek devam edeceğinizi düşünüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Süper Week çok önemli sizin için bu noktada. Çünkü Beşiktaş ve tabii ki Oyun for Crew var. Hala devam ettirmeniz gereken galibiyetleriniz olacak aslında. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şu zamana kadar puan sıralamasına göre TT Crew ve Beşiktaş için çalışmalarımızı sürdürdük. TBF'ye kalmak istiyoruz. Bunun için yeterli güce sahip olduğumuza inanıyorum. Oyun for Crew de TT de çok iyi takımlar. Kendilerine karşı elimizden geleni yapacağız. Ben bu konuda takıma güveniyorum. Hepsi elinden geleni yapıyor. Hepsi elinden geleni yaptıktan sonra kaybetsek de mühim değil. Biz oraya vicdanımız rahat bir şekilde çıkacağız ve kazanmak için oynayacağız. Peki son bir soru daha sorayım seni, daha fazla tutmayayım. Bir önceki oyun Robin, şimdi de Lucchesi oyunun adamı seçildiler, maçın adamı seçildiler. Onların takıma sağladığı fayda ile ilgili neler söylersin? Robin ile Lucchesi Avrupa seviyesinde yüksek seviyede oynayan tecrübeli oyuncular. Ayrıca oyun içi karar mekanizmasını da hani Çileklerin karar mekanizmasını biliyoruz. Bize çok fazla yardımcı oluyorlar. Özellikle Lucchesi'nin şampiyon havuzu çok geniş. Herhangi bir şekilde ban atarak çıkartamıyorsunuz. Robin çok uyumlu birisi ve oyun içinde gerçekten zeki kararlar verebiliyor. Bu iki oyuncu hem evde uyumlular hem oyun içinde iyiler. Bizim de keyfimiz yerinde oluyor böyle olduğu zaman. Çalışma etikleri çok yüksek, çalışmayı çok seviyorlar. Bu yüzden çok çok iyi olduğunu söyleyebilirim takımımız için. Peki, teşekkür ederim Konyak. Eklemek istediğin bir şey var mı? Tabii ki her seferinde olduğu gibi taraftarımıza teşekkür etmemiz lazım. Her ne kadar yenilsek de, çok düşük yerde de olsak, 8. de olsak bizi desteklemeye devam ediyorlar. Herhangi bir şekilde ters bir şeyle karşılaşmıyoruz. Taraftar artı bir oyuncu gibi bizim için. Onlar da bizimle beraber oynuyor, onlar da bize destek oluyor. Belki bir şey daha ekleyebilirim. Maç sonrası Beşiktaş oyuncularının halini gördük, çok fazla moralleri bozuktu. Belki haddime düşmeyebilir ama Beşiktaş taraftarından şunu isteyebilirim. Takım oyuncularınıza çok fazla yüklenmeyin. Her takımın kötü zamanları olabilir, oyuncuların kötü zamanları olabilir. Bu insanlar günde 16 saat evde çalışıyorlar, eve kapanmış halde. Belki haftalık, aylık, bir senelik çalışmaları sonucunda burada belki yenilgi alıyorlar. Kendi taraftarımızın çok gurur duyduğum yaptığı gibi siz de oyuncularınızın arkasında durursanız ve onlara destek olursanız siz de daha iyi bir Beşiktaş ve daha iyi bir Çilekler görebilirsiniz. Evet, çok sportman açıklamalar duyduk senden. Teşekkür ediyorum. Ben rejiden izin alarak, eğer bir 30 saniyemiz daha varsa, bir soru daha eklemek istiyorum sana. Aslında şöyle söyleyebiliriz. Birazcık karşı takımında sizin de hatalarınızın, kim karşıdaki hatayı değerlendirebilirse, yani onun cezasını kesebilirse, cezalandırılabilirse o kazandı gibi gördük. Çileklerin de büyük hataları vardı. Bu konuda neler söyleyeceksin? Yani çok iyi iki maç izledik, hani çok güzel oyunlar gördük diyemeyiz. Ben kendi adıma hani kişisel olarak söyleyeyim. Bunu nasıl açıklarsın? Yani karşınızda Beşiktaş değil başka bir takım olsaydı yine kotarabilecek miydiniz sence? Şu an Türkiye'de Şampiyonluk Ligi'nde takımların kazanması bir takımın iyi oynamasına bakmıyor genelde. Karşı tarafın daha kötü oynamasına bakıyor. Bizim ligimiz şu an
daha az hata yapanın kazandığı bir lig. Belki oyuncu kalitemizden kaynaklanıyor, belki takım stratejilerini tam oturtamamızdan kaynaklanıyor. Mesela ilk maç ben kendime ulti atmayarak top lane'de bir hata yaptım. İkinci maç master'ime yanlış girmişim. Ama takımım bunu kurtarabildi. Karşı takımın hatalarını görebilecek oyuncularınız varsa ve onlar sizden daha fazla hata yapıyorsa durumu yine kotarabiliyorsunuz. Peki. Teşekkür ederim Konyak. Çok sağ ol. Bayağı merak ettiğimiz her şeyi öğrenmiş olduk senden de. Hem sportmenliğe dair, hem süper haftaya dair, hem hatalar, hem galibiyetler, mağlubiyetler bayağı uzun bir röportaj oldu. Kesinlikle teşekkür röportaj ederiz oldu. Bizi dinlediğiniz için. Bir sonraki iki maçlık seride tekrar burada olacağız. Teşekkürler tekrar. Teşekkürler Hazazi ve Konya. Konya'yı da ayrıca tebrik ediyoruz galibiyetlerinden dolayı. Aynı zamanda kendi adıma da buradan Fair Play ödülünü gönderiyorum Konya. Gerçekten güzel açıklamalarda bulundu rakip takım adına da ve taraftarlar adına. Eklemek gerekirse Ercan'ın saçlarıyla ilgili de ayrıca Hazazi'ye teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Şunu Beşiktaş çiçekler kısmına başlamamız lazım. Beşiktaş hakkında zaten... Yeterince gömdün. Tamam. Röportajdan önce konuştuk. Biraz da çiçeklerin etrafından bakalım. Lukez ve Rabobin'in gelişi kesinlikle takıma yaramış. Belli ki onların da en büyük sıkıntısı zaten bizim de bildiğimiz gibi ki muhtemelen bütün League of Legends takipçilerinin de bildiği gibi karar mekanizmasında sıkıntı çeken bir takımdı. Özellikle işte koridor safhasını çok iyi geçiren, koridor aşamasından üstün avantajlara çıkıp bunu gerçek anlamda takım oyuna yaymakta sıkıntı çeken bir takımdı. Bugün farklı bir çilekler vardı. Toplandıklarında yine bocaladılar ilk oyun serinlik maçında ama ikinci oyun kısmen biraz daha soğukkanlı davranışlarını görebildik. Zaman zaman Beşiktaş onları Baron tarafında takım savaşı yapmaya zorladı ama onlar yine de Beşiktaş'a o takım savaşını başlatmayıp kendi üstlerine çekmeyi başardı ve bir şekilde her seferinde Baron'u durdurmayı başardılar. Ya burada Robin'in katkısı çok büyüktür diye düşünüyorum çünkü yaklaşık... İyi karıştırdı araları Hikarim'le beraber. Şey olarak onu geçtim, bu oyunu geçtim. Genel olarak takıma kattıkları yani uzun süredir bu ligde oynuyor. Çok tecrübeli bir oyuncu ve ormancı veya destek oyuncusunun bu karar mekanizmasını yönetmesini beklersiniz. Burada Robin'e bıraktılar diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla değişiklik var. Oyun boyunca çok güzel oynadı bence çilekler. Sadece yaptıkları bir tane hata vardı benim hatırlayabildiğim. O da Beşiktaş Baron'a başlamıştı hatırlarsan. İkinci maç buladın mı? Evet, ikinci maçta. Evet. Yani Beşiktaş Baron'a başlamıştı. Toplu halde gitmek yerine, Pengi'nin ışınlanını beklemek yerine teker teker gidip öldüler. Zaten o noktada hani Pengi neden ışınlanı kullanmadı? Sonra gitti Ejder'e vurdu. Ejder'e yarı cana kadar indirdi. Sonra oradan da karşı rakibe bedava bir hediye Ejder etmiş oldu. Ama hani burada çiçeklerin en büyük şansı o Ejder'in hani okyanus Ejder'i olması. Belki işte bir daha Ejder'i veyahut da... İkinci alev olsaydı. İkinci alev olsaydı hani daha can yakıcı bir noktaya değinebilirdik. Ama orada Ejder'in okyanus Ejder'i olması bu hatalarını kısmen hani görmezden öyle gelebileceğimiz bir noktaya da çekiyor aslında. Ama öndeyken geriye düştüler. Yani o Baron'da yapılan o aksiyondan sonra çünkü ya dikkat et tekrar pozisyonu izlediğinde biri geliyor ölüyor. Ardından Cassiopeia'ya geliyor ölüyor. Başka bunlar biri olurken geliyor. Işından gelmiyor. Aynı gelmiyor. Ama Karma Cassio, Hecarim. Ondan sonra da en son sanırsam Sivir geldi öldü. Şu var hani oyunun üstünlüğünü kaybettiler demeyelim de altında oyunun geriye düştüler. Akışını kaybettiler. Yani kontrol hani o işte direksiyon koltuğuna, yani sürücü koltuğuna geçip oyunu kontrol etme kısmını kaybettiler. Ha burada sana kesinlikle katılıyorum. Orada herhangi bir hani karşı bir görüşüm yok kesinlikle ama yani öyle hatalar olur. Zaman zaman bu oyuncuların hani karar mekanizmasının zorlandığını hani işte o ara tartışırken bir anda bir bakıyorsunuz rakip takım yapacağını yapmış siz. İster istemez zaten kararsız kalmış oluyorsunuz. Orada aslında karar mekanizmasından çok yani Pengi'nin açıkçası karar kendi kararını verip inisiyatifi alıp bence ışından kullanması gerekiyordu. Çünkü şöyle düşündün de altında zaten öndesin. Orada kazanacağın bir savaş sana Baron'un kapılarını açacak. Tabii. Bunu yapmayınca rakibe bir şans verdiler ama senin de bahsettiğin gibi Ruvelius o şansı defalarca tepti. Yani aslında oyunun birçok kısmında Beşiktaş takımı altın bakımından da eşitliği sağlıyordu. Öndeydi hatta bazı yerlerde. Skor olarak geri olsa bile bunda Ice Scarface'in biraz kendi koridorundaki üstünlüğü söz konusu olduğu için böyle bir durum vardı. Aynı zamanda Immortor'un da yanlış hatırlamıyorsam oyun ortalarında 4-1-1 gidiyordu. Evet. Minyon sayısında da çok iyi durumdaydı ve skor da aldığı için gayet kuvvetli durumdaydı. Bu durumdan dolayı Beşiktaş aslında takım olarak baktığımız zaman çilekler de çok hata yaptı. Yani hatalar oyunu oldu diyebiliriz. İki maçta da çok fazla hatalar vardı. Tabii ki Ruvelius'u biraz ön plana çıkarardık ama şöyle bir şey oluşuyor ister istemez. Biraz da artık performans oyununa dönüşüyor. Konya'nın açıkladığı gibi takımların performansı, o günkü performansı, yapılan bazı hatalar diğer takımları bazı durumlarda çok daha ön plana çıkarabiliyor. Belki burada Beşiktaş'ın yaptığı hatalar daha az seviyede olsaydı çilekler bu kadar iyi oynadı gibi düşünmeyecektik veya bu ivmeyi yakalayamayacaktı çilekler. Gerçekten o yüzden güzel bir maç izledik diyebilirim. En azından ikinci maç yani iki maçta
seyir zevki yüksek bir karşılaşma oldu. Eğer eklemek istediğiniz bir şey varsa son bir kez konuşabiliriz. Sonra kısımlara gideceğiz. Yani süper haftaya girdik ve Beşiktaş'ın kesinlikle kendini toparlaması gerekiyor. Yani finalist olarak bitirdikleri yarıyı neredeyse sonuncu olarak kapatacaklar ve ligden düşecekler. Bu hafta hata yapmamaları gerekiyor çileklere yerini kaptırmamak için. Peki bakalım nasıl devam edecek süper hafta? Önce kısa bir araya gidiyoruz, daha sonra günün 3. karşılaşmasını konuşuyor olacağız.